Yapı, Sedir Şark Köşesi ve Bahçe Mobilyaları Nöbetçi Efsaneleri sunar. Yapı otomatik panjur ve kapı otomasyonları Nöbetçi Eczaneleri sundu. Sultan Şehrin İlk Televizyonu Sivas Radyo Televizyonu'ndan mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 31 Mart 2017 günlerden Cuma. Günün öne çıkan gelişmeleriyle SRT Ana Haber başlıyor. Akıncı Üssü iddianamesi tamamlandı. Akıncılar cinayeti yılan hikayesine döndü. Başkan Aydın esnaflarla bir araya geldi. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber bülteninde. Bültenimiz ayrıntılarla devam ediyoruz. Akıncı Üssü iddianamesi açıklandı sevgili seyirciler. İddianamede 481 şüpheli bulunuyor. Birinci şüpheli Fethullah Gülen, ikinci şüpheli Adil Öksüz, üçüncü şüpheli ise Kemal Batmaz. 45 örgüt yöneticisi için 303 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Akıncı Üssü iddianamesi tamamlandı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 1 numaralı, Firali Adil Öksüz de 2 numaralı şüpheli olarak yer aldı. Kemal Batmaz ise darbe girişiminin 3 numarası olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şikayetçiler arasında yer aldı. İddianamede 25'i general rütbesinde 481 şüpheli bulunuyor. Asker kanadının 1 numarasının Akın Öztürk olduğu yer alan iddianamede terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Kahin 1 ve Kahin 2'ler, bölgeye yaklaşmadan, bölgeye yaklaşmayın, atış takiben serbest olacaksınız. Aslan 4, 2 numara, 1. bomba ayrıldı, 2. bomba için tekrar açılıyor. Firali Adil Öksüz'ün telefonu en son 19 Temmuz'da Akyazı'da sinyal verdi. Davayla ilgili hazırlanan 570 klasör başsavcının açıklaması sırasında dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında darbe girişiminin merkezi olduğu iddia edilen Akıncı 4. Anajet üstündeki faaliyetlere yönelik iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Darbe girişimini Akıncı üstünde yönettikleri belirlenen sivil isimlerden Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Birinci,
Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in darbedeki rollerinin de anlatıldığı iddianamede darbenin asker kanadının bir numarasının Akın Öztürk olduğu yer aldı. Hocam pöh mü? Hocam tamam pöh. A9 helikopter aç. Motor çalıştırırsa vuracağız. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı üstündeki eylemlere ilişkin iddianamede Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklarla İstanbul SAT Komutanlığı'ndan gelen darbecilerin Akıncı üstündeki eylemlere katılması ve Konya Maktimi'nin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı üstüne kaçırması olayları da yer alıyor. Sağlıkta 2016 yılının değerlendirilmesi ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi sevgili seyirciler. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda yılın sağlık alanındaki çalışmaları değerlendirildi. Sağlıkta 2016 yılının değerlendirilmesi ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Vali Davutgül, İl Sağlık Müdürü Doktor Adil Kaya, Halk Sağlığı Müdürü Uzman Doktor Levent Sağlam, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Davut Vecde Ersözle diğer sağlık temsilcileri katıldı. Nüfus 16 ilçemiz var. Bu ilçelerin sadece 7-8 tanesi 20 bin üzerinde diğer... Katılımcılar ilk olarak kurumlarının 2016 yılında sağlık alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Nüfusumuz artmadığı halde sağlık neredeyse seyrediyor. Sivas nüfusu, toplam nüfusu, merkez nüfusu biraz artıyor. Ardından söz alan Vali Davutgül, yeni numune hastanesinin yanına yapılacak olan ek binayla yatak kapasitesinin daha da artırılacağını söyledi. Hastaneye Sivas kavuşmuş olacak. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Mevcut hastanemizin 600 yataklı olduğunu düşünürsek yaklaşık onun %75'i büyüklüğünde yeni bir yatak kapasitesine daha kavuşmuş olacağız. Gül, Cumhuriyet Üniversitesi'nde 230 yataklı çocuk ve kadın hastanesinin inşaatının devam ettiğini belirterek bunun yanı sıra da 230 yataklı yeni bir hastanenin yapılmasının planlandığını söyledi. Çocuk ve kadın hastanesi şu an inşaatı devam ediyor. Bunun yanında 230 yataklı da yeni bir hastane yapmayı planlıyorlar. Bunları da düşündüğümüzde 460 yataklı iki yeni hastane Sivas'a daha kavuşmuş olacak. Gül, sağlık alanında Sivas'ta her geçen gün çıtanın yükseldiğini belirterek şunları kaydetti. Sağlık hizmetlerinin gerek otelcilik anlamında, gerek uzman doktor anlamında, gerekse verilen hizmet anlamında her geçen gün çıtası daha çok artıyor. Biz belki kendi içimizde bir önceki seneyle kıyaslayabiliriz ya da hastaneleri birbirine kıyaslayabiliriz. Hiçbir şey 5 sene önceki gibi değil, 10 sene önceki gibi değil, 15 sene önceki gibi değil. İlçeleri de yeni hastaneler kazandırıldığını kaydeden Gül, artık ilçelerde fiziki mazeretin kalmayacağını söyledi. İlçelere baktığımızda, ilçelerde yapılan hastaneler 10 yıl önceki Türkiye'nin il hastaneleri ayarındaki hastaneler. En son Zara'da çok güzel bir hastane yapıldı. Yine Yıldızeli'de çok güzel bir hastane yapıldı. Öncesinde Divriğinde Hacıseverli çok güzel bir hastane yapmıştı. Şarkışla'da yine çok güzel 75 yataklı bir devlet hastanesi var. Sevgili seyirciler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına atanan öğretim üyeleri için bir program düzenlendi. Personel Yemekhanesi Protokol Salonu'nda gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Ünal Kılıç, Profesör Doktor Mehmet Çimen, Rektör Danışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı, Yardımcı Doçent Enis Baha Biçer, Genel Sekreter Hakan Yekbaş ve atamaları yapılan akademik personel katıldı. Programın açış konuşmasını yapan Rektör Danışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı, öğretim elemanlarına yeni görevlerinde başarı diledi. Hocalarımızı hem ödüllendirelim, sadece bir kağıtla yani öyle fazla bir şeyle değil ama manevi değer çok. Hem bir araya gelelim hem de unutulmaz olsun diyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, görevde yükselen siz değerli hocalarımızla bir araya gelmek istedik diyerek şunları kaydetti. Profesörlükle ilgili senede bir kez akademik yükselme programı hazırlanıyordu. Orada da tabii çok sayıda insan oluyordu. Biz dedik ki hocalarımızla zaman zaman böyle kadroya geçenlerle bir araya gelelim, bir yemek yiyelim.
hem bir tanışalım, hem görüşelim. Onların bizden istekleri nedir, bizim onlardan isteklerimiz nedir? Böyle güzel bir ortamda bir araya gelelim istedik. Programa katılan öğretim üyeleri, böyle bir programı düzenlediğinden dolayı Rektör Yıldız'a teşekkür ederek, hakkaniyetli ve insan odaklı çalışmalarınızı kutluyoruz dediler. O da üniversitemiz gittikçe daha insan merkezli bir bakışa sahip olmaya başladı. Bu gelecek adına, üniversite adına gerçekten ümit var. Bunu çok beğendiğimi, takdir ettiğimi belirtmek isterim. Tabii ki katkılarınızla ve varlığınızla. Bu üniversite benim için gerçekten önemli. Öğrenciliğim burada geçti, doktora eğitimi burada aldım. Ünvanlarımı da burada alıyorum. Ve memleketime hizmet etmek için bundan sonra da uğraşacağım inşallah. Tabii bunlar tek başına olmuyor. El birliğiyle hep birlikte. Yani birlik beraberlik olduğu sürece biz bu üniversiteyi bir yere getireceğiz. Program sonrası Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, ünvanı değişen akademik personele belgelerini ve hediyelerini verdi. Sivas'ın Akıncılar ilçesinde önceki gün pompalı tüfekle öldürülen 62 yaşındaki Hüseyin Eser toprağa verilirken cinayetin şüphelisi 44 yaşındaki Veli Çalışkan tutuklandı sevgili seyirciler. Çalışkan ilk ifadesinde kavganın referandum nedeniyle çıktığını söyledi. Sivas Valisi Davut Gül ise cinayetin siyasi boyutunun bulunmadığını bildirdi. Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünde yaşanan cinayet olayı yılan hikayesine döndü. Olay çarşamba günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şenbağlar köyünde meydana geldi. İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan ve yazları köye gelen evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Eser, Şenbağlar Köyü Derneği önünde köyde çobanlık yaptığı belirtilen Veli Çalışkan'ın pompalı tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince yakalanan Veli Çalışkan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek otopsisi yapılan Hüseyin Eser'in cenazesi dün köyünde toprağa verildi. Tutuklanan Veli Çalışkan'ın jandarma ve savcılıkta verdiği ifadelerle dernek önünde aralarında referandum tartışması geçtiğini söylediği öğrenildi. Çalışkan'ın ifadesinde tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesi üzerine sinirlenerek pompalı tüfekle ateş ettiğini söylediği belirtildi. Hangi partili olduğu bilinmeyen Çalışkan'ın alkolün de etkisiyle hayır oyu vereceklere küfür ettiği, Eser'in terbiyeli olması konusunda kendisini uyarması üzerine de ateş açtığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sivas Valisi Davut Gül yaptığı yazılı açıklamada bazı basın organlarında 2 gün önce işlenen cinayetin halk oylamasıyla ilişkili olduğu şeklinde haberler yer aldığını belirterek olayın siyasi bir boyutunun olmadığını kaydeden Gül, olay adli bir vakadır. Öldürülen kişi alkollüdür. Köyde herhangi bir siyasi çatışma yoktur. Daha öncesinde bu konuyla ilgili güvenlik güçlerine intikal eden bir durum olmamıştır ifadelerini kullandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Milletvekili İsmail Karayel, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti. Referandum çalışmaları için Sivas'a gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Milletvekili İsmail Karayel, Sivas'ta bir dizi temasta bulundu. Temasları kapsamında Belediye Başkanı Sami Aydın'ı da Elitaş ve Karayel partilerle birlikte ziyaret etti. Burada Başkan Aydın'la bir süre sohbet eden Elitaş ve Karayel, referandum sürecini değerlendirdiler. Başkan Aydın'ın AK Parti İl Başkanlığı sırasında kendisinin de Kayseri İl Başkanı olduğunu hatırlatan Elitaş, Başkan Aydın'la eski bir dostu olduğunu söyledi. Ama şimdi gelirken sağa sola baktım biraz. Caddeler güzelleşmiş. Doğru, caddelerimiz bayağı değişti, değişmeye devam ediyor. Tebrik ediyorum. Sivas Caddesi, Kayseri Caddesi de iyi. Bizim en meşhur caddemiz Sivas Caddesi biliyorsun. Evet. Başkan Aydın Grup Başkan Vekili Elitaş ve Milletvekili Karayel'e günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Sağlık Sen Sivas Şube Başkanı SRT'yi ziyaret ederek 25. kuruluş yılını kutladı. Efe Zileli, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasdemir'e plaket takdim etti. Sağlık Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, SRT'nin 25. kuruluş
kurtuluş yıl dönümü nedeniyle SRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Has Demir'i ziyaret etti. Burada Has Demir'le bir süre sohbet eden Zileli, Sivas hakkında fikir alışverişinde bulundu. 25 yıldır SRT'yi izlediklerini ifade eden Zileli, SRT'nin bağımsız ve tarafsız yayıncılık anlayışından dolayı tebrik etti. Evet, bugün SRT Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Has Demir'i ziyaret ederek 25. yıl yayın hayatında 25 yılı kutlamak üzere buradayız. Biz 25 yıldır ki ilk açılımdan itibaren izlediğimiz kadarıyla sonradan STK temsilcisi olarak aynı şekilde devam ettik. Yayınlarının tarafsız, bağımsız, gerçekten objektif olarak yapıldığını şahit olduk. Bundan dolayı da zaman zaman desteklerimizi açık bir şekilde beyan ettik. Bundan sonra da SRT'nin yanında olduğumuzu açık bir şekilde dile getiriyoruz. Gelecekteki yayın hayatının daha güzel, daha ileri bir teknolojiyle sürdürülmesini Cenab-ı Allah'tan temin ediyor. Yayın hayatında başarılar diliyor. Zileli konuşmasının ardından Has Demir'e plaket takdim etti. Has Demir'e nazik ziyaretinden dolayı Zileli'ye teşekkür etti. Efe Bey'in bu nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Sağlık Sen'e ait bu hediyesini de en müstesna yerde saklayacağımı da söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazete, gazetecilik ve yerel basın ele alındı sevgili seyirciler. SRT Genel Yayın Koordinatörü Kemal Çağlayan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Otobüsle kireç yüklü bir kamyonun çarpışması oldu. 42 ölü var. 42 ölü var. Habere gittik. 5 tane gazeteci arkadaşımız habere gittik. Bir tane fotoğraf makinamız var. Kamyonun içerisinde, o kireç yüklü kamyonun içerisinde yani her taraf ceset dolu. Boğulmadan kireçle birlikte. Ne yapıyorduk biliyor musun? Ben çekiyordum filmi, sarıyordum. Yasemin Hanım'a verdi. O çekiyordu Cengiz Evi. 5 gazeteci arkadaşımız da bir makineden beslendi. SRT Genel Yayın Koordinatörü Kemal Çağlayan, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünde öğrencilerle bir araya geldi. Burada görev yapan duayen veya böyle büyük ustalar, muhabirlerin yazdıkları yazıları, haberleri veya yorumları kendiler yemek saatinde dışarı çıkarken onları masalarından alıyordum. Dışarı çıkıyordum. Onların nasıl yazdıklarına bakıyordum. Onlar gelmeden tekrar yerine koyuyordum. Ve onu not alıyordum. Neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye. Çünkü ben mektepli değilim, alaylıyım. Yani bu işin mektebinden gelsem belki de Beşenbika'nın ne demek olduğunu orada öğrenecektim ama sonuçta bu tür şeyle yetiştim. Becerilerimi ortaya koydum, başarılarımı ortaya koydum ve o günden bugüne kadar da mesleğin çeşitli kollarında çaba sarf ettim ve uzun yıllardan beri de Sivas'taki bütün gazetelerde yöneticilik yaptım. Basının önemi, gazeteciliğin dünü, bugünü ve basın etik kuralları ile ilgili görüşmelerin yer aldığı konferansta Çağlayan, öğrencilere mesleklerine sahip çıkmalarını öğütledi. Mektepli olan bir tane televizyonun başında insanı göremezsiniz. Bu da ne demektir? Alaylıların bu işe verdikleri özveridir. Çabadan gelir. Meslek sevgisinden kaynaklanıyor. Yani siz iletişim fakültesi mezunu oluyorsunuz. Gidiyorsunuz, lan ne işim var benim gazetecilikte, aç kalacağım deyip başka bir dal alıyorsunuz. Bu yargı çok önemli. Ha ben de şunu bekliyorum, diyorum ki ya yeter artık ya. Ben alaylılıktan, bu meslekle ilgili alaylı demek tabirinden, biraz önce Yasemin Hanım'dan onu taşıyor, alaylı artık gitsin diyor. Tamam ben de gideyim. Ya mektepliler gelsin bu işi, bu bayrağı benden alsınlar arkadaş. Alsınlar bu bayrağı benden. Geçmişle bugünün gazeteciliğini değerlendiren Çağlayan, öğrencilerin sorularını da cevapladı. O gazetenin veya o televizyonun o andaki şeyi gücüdür. Bunu, bu gücü kişiselleştirmek diye bir şey yok. Ama şu anda medyanın gücü yok mu? Biraz önce de söyledim. 4. kuvvettir. Güç var. Ama bu gücü kendi çerçevesi içerisinde kullanmak çok önemli. Sivas'ta bebek bekleyen aileler için İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde gebe bilgilendirme sınıfı kuruldu sevgili seyirciler. Sivas'ta gebe bilgilendirme sınıfı kuruldu. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü içine kurulan gebe bilgilendirme sınıfının açılışı Sivas Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızan,
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Neşyurt'a Gülaydın ve kurum müdürlerinin eşlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bezdi, biz veriyoruz aslında müdürümüz, geçiyoruz. Açılış sonrası İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, gebe bilgilendirme sınıfını katılımcılara gezdirerek bilgi verdi. Yani yeni evlenen çiftlere evlilik danışmanlık hizmetlerimiz de var. İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, bu sınıfta gebeliğin her aşamasına dair bütün evrelerle ilgili çeşitli konularda eğitimler verileceğini söyleyerek şunları kaydetti. Gebe olan devlet memurlarımız bulundukları dairelerden valinin özel izniyle ayrılıp burada bu kursumuza katılabilecekler. Memur olmayan diğer gebelerimiz de mesai saatleri içinde haftanın 5 günü bu gebe bilgilendirme sınıfımıza bekliyoruz. Bunun önemini geldiklerinde çok daha iyi anlayacaklar. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın bugün sabah saatlerinde vatandaşlarla sohbet ederek bazı çarşı esnafına ziyaretlerde bulundu. Belediye Başkanı Aydın, Kepçeli mevkiinden başlayarak Atatürk Caddesi'ne kadar sürdürdüğü sabah ziyaretlerinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Referanduma evet diyeceklerini söyleyen vatandaşlar, Başkan Sami Aydın'la da sık sık fotoğraf çekindiler. Hakikaten izah edilip anlatılıp böyle halka teşhir edilmezse, evet şimdi görüyoruz hakikaten yani neler yapılıyor. Belediye Başkanı Sami Aydın, bir el sanatları satışı yapan esnafın ürünlerini inceleyerek esnafa yol gösterdi. Ya bunlar çok güzel de bizim bu el sanatlarıyla ilgili özel tasarımlar yaptırmamız lazım. Yani böyle şimdi diyoruz ki mesela gelen misafire işte orijinal Sivas bıçağı işte kemik tarağı diyoruz ya. Evet. Bu tamam çok güzel. Fakat bunun farklı böyle estetik ne bileyim farklı tasarlanmış çeşitleri olması lazım. Başkan Aydın vatandaşların görüşlerini de dinledikten sonra belediyedeki makamına geçti. Şey yapayım ya. Aşağıdan ben biliyorum ya, o yüzden hep sevgili seyirciler, Anadolu Gençlik Derneği Sivas Şubesi 184 öğrenciyle birlikte Çanakkale'ye geziye gitti. Gezide öğrencilere milli irade ruhu anlatılacağı ifade edildi. Anadolu Gençlik Derneği Sivas Şubesi 184 öğrenciyle birlikte bugün Çanakkale'ye gitti. Gençi, benim namazım, ibadetlerim, hayatım bölümüm, alemlerin Rabbi olan, Allah içindir. Bugün dernek binası önünden 4 otobüsle hareket eden dernek yöneticileri ve öğrencileri Çanakkale ruhunu yerinde yaşayacak. Yolculuk öncesi bir açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Sivas Şube Başkan Yardımcısı Zeki Açık, gençliğin günden güne kötüye gittiğini ifade ederek şunları kaydetti. Her türlü ahlaki ve manevi yozlaşmanın had safhada olduğu bu zamanlarda gençlerimiz çok büyük tehdit altındadır. Maalesef nice gencimiz sigara, alkol ve uyuşturucu bataklığına saplanmış durumdadır. Tarihin ahlakından dinin koparılmak isteniyor. Düzen bunun üzerine kurulmuş yeni bir dünya müjdesi olan Anadolu Gençlik Derneği olarak her türlü ahlaki ve manevi yozlaşmaya engel olmak için tüm gençlere ulaşabilmek adına var gücüyle çalışmaktayız. Sevgili seyirciler, Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde bireysel sulama, makine ve ekipmanları için hibe almaya hak kazanan çiftçilerle hibe sözleşmeleri imzalanarak sözleşmeleri teslim edildi. Bireysel sulama makine ekipmanları için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden hibe almaya hak kazanan çiftçilerle sözleşme imzalandı. İl Müdürü Seyit Yıldız, modern sulama sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla böyle bir proje yapıldığını ifade ederek, başvuruların her yıl 1 Ocak itibariyle başladığını ve 45 gün sürdüğünü söyledi. Toplamda bize müracaat 95 adet bireysel sulama müracaatı olmuş. Bunlardan 91 proje
proje yürütme birimimiz tarafından kabul görmüş ve 1,5 milyon gibi bir rakam hibe tutarı yapılacak. Konuşmanın ardından çiftçilerle İl Müdürü Yıldız arasında hibe sözleşmeleri imzalanarak çiftçilerin projelerini uygulamasına başlandı. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Anabilim Dalı öğrencileri Çanakkale Savaşı'nı anlatan afiş çalışmalarını sergiledi. Cumhuriyet Üniversitesi Yardımcı Doçent Doktor Bircan Koçak'ın grafik tasarım dersleri kapsamında ana sanat atölyesi 4. sınıf, 2. sınıf ve seçmeli sanat atölyesinde 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale Savaşı konulu afiş çalışmaları sergilendi. Hazırlanan afişler Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde hazırlanan sergiyle görücüye çıktı. Serginin açılışını yapan Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, afiş çalışmalarını yapan öğrencilerden bilgi aldı. Açılışa Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Aksu'yla öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bu afişin orijinalini gören orada sigara içilmeyeceğini bilir. Bu afişle gören Çanakkale'nin geçilmeyeceğini bilsin diye. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, Kredi ve Yurtlar Kurumu Sancaktar Kız Yurdu'nu ziyaret edip Zoru Başaranlar adlı söyleşiye katıldı ve öğrencilerle sohbet etti. Söyleşi Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç'un açış konuşmasıyla başladı. Ekini bu sene veriyoruz ve bu Avrupa'da geçerli. Erdoğan Tunç, maksadımız ortak paydaşımız olan öğrencilerimize en güzel hizmeti verebilmek diyerek şunları kaydetti. Rektörümüzün sizlerle olan konuşmasının ikincisini gerçekleştiriyoruz. Birincisini hepinizin malum olduğu üzere Şemsettin Sivasi yurdumuzda yapmış idik. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız ise üniversitenin amacının ilme ve bilime katkı sağlamak olduğunu söyleyerek köklü bir üniversiteyiz ifadelerini kullandı. Her fırsatta sizlerle bir arada olmak için uğraşıyoruz. Hem yurtlarda, hem yemekhanede, hem de söz meclisi programında. Söyleşinin monolog değil de diyalog şeklinde olmasını istediğini söyleyen Profesör Doktor Alim Yıldız, öğrencilerin üniversiteyle ilgili sorularını cevapladı. Rektör danışmanları ve genel sekreter öğrencilerin kendilerine yönelttikleri soruları cevapladılar. Üniversitemiz her ne kadar 1974 yılında kurulmuş olsa da Sivas'ta Sivas bir eğitim merkezi olmuştur tarih boyunca. Söyleşinin sonunda öğrencilerin gelecek olduğunu söyleyen Profesör Doktor Alim Yıldız, önemli olan sizin rahat olmanız. İyi bir eğitim almanız bizim için önemli ifadelerini kullandı. Üniversite içerisinde bir problem gördüğünüz zaman mutlaka birilerine bildirin. Bazen biz göremeyebiliriz. Sizin çektiğiniz sıkıntıları biz bilemeyiz. Siz söylerseniz ancak öğreniriz. Ve ondan sonra da o problem öğrendikten sonra gereğini yaparız. 58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sunar. Ve spor sevgili seyirciler. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 26. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı buna göre. Sivas Spor'la Manisa Spor arasında oynanacak mücadelede hakem Serkan Tokat görev alacak. 2 Nisan 2017 Pazar günü saat 13'te Sivas Spor'la Manisa Spor arasında Yeni Dörtelü Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ankara bölgesi hakemlerinden Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi, Erkan Akbulut ve Atilla Karaoğlan yapacak. Serkan Tokat, Sivasspor'un son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Bandırma Spor'u 1-0 yendiği maçta görev yapmıştı. Elif.
58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sundu. Ve şimdi sırada günün köşe yazısı var sevgili seyirciler. Bitirdik, çekilmedik. Önce MGK bildirisi, ardından başbakanın açıklamasıyla dünyaya duyuruldu Fırat Kalkan operasyonunun bitişi. Ankara'da konuyla ilgili kişilerin de altını çizdiği gibi operasyonun bitmiş olması Elbap'tan çekilineceği anlamına gelmiyor. Tam tersine orada kalınacağı, Rakka'ya doğru daha aşağı inilmeyeceği, Münbiç dahil bir başka alana da gidilmeyeceğini ifade ediyor. Ancak bu Münbiç ve Rakka hedefinden de vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Özgür Suriye ordusu dahil başka araçlarla uzun vadede sonuç alıcı bir yönteme dönüldüğüne işaret ediyor. Bunun hangi zaman diliminde olacağını şu aşamada kestirmek zor. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un dünkü Ankara ziyareti de gösterdi ki bu yakın vadede söz konusu olmayacak. ABD daha önce de işaretini verdiği gibi PYD ve bağlı güçleriyle Rakka operasyonu yapma konusunda kararlı. Münbiç konusu. Münbiç konusuysa Washington yönetiminin Ankara'ya uzun süre oyalamasından sonra daha karmaşık bir hal aldı. Görünen o ki Ankara bu konudaki düşüncesinden vazgeçmiş değil. Sadece süreci Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle çözmeme konusundaki kararını deklare etti. Bundan sonrasını ÖSO içinde yer alan özellikle de Arap unsurlara vereceği destekle çözmekte kararlı. Bu desteğin nasıl bir sonuç getireceğini şu aşamada kestirmek zor ancak çabaların bitmeyeceğini de gösteriyor. Anladığım kadarıyla bundan böyle siyasi aktörler eliyle sorunu çözerken sahada desteğindeki güçlerin hareketine de tam destek sunacak. Aslında Ankara'nın bu yapıya dönmesi gerektiği uzun süredir ifade ediliyordu. Cevval tutum içindeki dış politikanın rasyonaliteye uyumda zorluk çektiğinin altı çiziliyordu. Anlaşılan o ki bundan sonra daha sakin ve olması gerektiği gibi bir zeminde ilerleme sağlanacak. Kalınacak süre. Bölgeye ilişkin bir diğer soru da Elbap'ta ne kadar kalınacağı. Çünkü Elbap, bir üsttekini yani Cerablus'u sağlamlaştırmak için yapılmıştı. Elbap'ı sağlam tutmak için de biraz daha derine, aşağıya inmeye ihtiyaç vardı. Aşağısı Rusların desteğindeki Şam güçleri tarafından kapatılınca ilerlemenin de olanağı kalmamıştı. Bundan sonra orada ne kadar kalınacağı önem arz edecek. Görünen o ki Moskova ile varılan mutabakat gereği Elbap'ta bulunma konusunda şu aşamada bir sıkıntı görünmüyor. Zaten Türkiye'de ikinci önemli ve etkin olan yumuşak gücünü sergilemek için adım atmış bulunuyor. Cerablus, El Rai, Mare'deki yeniden inşa çalışmalarına hız verilmesi de bunun göstergesi. Bundan sonraki süreçte orada yapılacak konutlarla ayağa kaldırılan şehirlerdeki hayatın yeniden başlamasıyla birlikte asıl bölgenin sahipleri etkilerini göstermeye başlayacak. Bu da Türkiye'nin elindeki en önemli gücünü bir kez daha sergilemesi olanağını sunacak. Bu da bölgeyi stabilize edecek. Sonrasında Suriye'nin nasıl yapılanacağı, Şam'da yönetimin nasıl oluşacağı konuları ise sağlanan bu zemin üzerinde şekillenecek. Bütün bu nedenle şurası kesin ki, Fırat Kalkanı operasyonu önemli bir karardı ve iyi bir iş başardı. Muharrem Sarıkaya, Habertürk. ...8500 çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sunar. ...8500 çeşit ürünle STM mağazaları hava durumunu sundu.
Ve bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın efendim.